AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber Aksu TV ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Birleşmiş Milletler'deki tarihi Kudüs kararı ile ilgili konuşan Ünal, oylama adalet duygusunun tecellisi oldu ifadelerini kullandı. Bu insanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisi adeta. Cumhurbaşkanımızın uzunca bir zamandan beri ısrarla söylediği, güçlü olanın değil, haklı olanın kazandığı bir dünya tasavvuru, bir dünya tahayyülü ve adeta bir mazlumların mottosuna dönüşen dünya beşten büyüktür. Bunların da tescili niteliğinde oldu. Özellikle Kudüs kararı, Trump'ın verdiği Kudüs kararı çok ciddi bir tepkiyle karşılandı biliyorsunuz ve dönem başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplamasıyla birlikte alınan karar da sanıyorum herhalde son 100 yılda alınan en önemli kararlardan bir tanesi. Çünkü orada ilk defa ümmet Sünnisiyle Şiisiyle toplandı ve bir konuda ortak bir mutabakat ve ortak bir karar aldı. Ünal, Birleşmiş Milletler'den çıkan tarihi karar sonrası ABD'nin geri atıp atmayacağı yönündeki soruyla ilgili de şu son iki günde yaptıkları açıklamalar bir yol haritaları olmadığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14'e 1 maalesef Amerika'nın vetosuyla bu reddedilmişti ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu 129'a 9, yani çekimserleri bir kenara koyacak olursak bu bizim bir tezimizi daha haklı çıkardı ki aslında Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Hatırlarsanız İsrail birçok Birleşmiş Milletler kararını tanımadı. Bütün bu olup bitenlere karşı ne İsrail'in ne de Amerika'nın herhangi bir hazırlığı yok. Birleşmiş Milletler'de alınan tarihi Kudüs kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünal, bu kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini belirtti. Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri savunan, insanlığı savunan, insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu merhameti, iyiliği, yardımlaşmayı savunan bir lider olarak da, bir küresel lider olarak da aslında liderliği tescillendi. Özellikle Türkiye ölçeğinden Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iki hamlesiyle, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması ve aldığı ortak karar ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan bu kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşımasıyla birlikte alınan karar ve uzunca bir süreden beri de son derece istikrarlı bir şekilde dünya beşten büyüktür tezi. Bütün bunlar aslında Cumhurbaşkanımızın da küresel ölçekte liderliğini tescilleyen bir sonuç ortaya çıkardı. Peki,